Dolarla ilgili dolar yatay seyrini devam ettiriyordum. Tabii doları etkileyecek, dövizi etkileyecek ABD Başkanı başladı. Evet. Ama şu an dünya ile ilgili ciddi anlamda bir çalışma değil, içe dönük. İçteki bahsettiğim o kendisi açıkladığı aşı ile ilgili çalışmaları, bu virüsle ilgili savaşı, onların biraz derdine düşmüş gibi. Bir de şu anda kendi yardımcıları ve ekibini atamaları gibi süreçler geçiyor. Muhtemelen Şubat ayının içlerinde de böyle bu süreçler yaşanacak Evet. ama ondan sonra yarım bırakılan yerler veyahut da işte Amerika Devleti'nin, ABD'nin kendi bekası Aynen. çerçevesinde neler engel, nelerle, kimlerle ittifakları genişleyecek, o konuları yeniden sürece katıp bunlara başlayacaklar. Bu bağlamı tabii en büyük eken ABD için Çin. Evet. Çin bambaşka bir ortam. Evet. Dış ticarette de dezavantajlı durumda Çin'e karşı. Teknoloji de çok şu anda ABD ile yarışacak seviyeye Seviyede yavaş evet. yavaş gelmeye başlıyor. Dolardaki yeni iktidar Biden hükümetiyle birlikte dolar hafiften biraz Bir kendini göster. Evet. kendini biraz Evet. kendine gelecekmiş gibi. İşte Evet. bahsettik, dolar endeksinde 89 binlerdeydi. Şimdi 89 bin, 91 bin arası bu aralarda biraz böyle kendisine yer yapmaya çalışıyor. Ha, bahsettiğim o çarşamba günü tabii tüm Evet. dünya Aynen. borsaları da çok büyük kayıplar yaşandı ama en yüksek kayıp %4,5'la Türkiye'de yaşandı. Evet. Amerika'da %1, Dow Jones'ta %2,5 civarında yaşanmıştı. Evet. Bu hafta gelince, bu hafta doların yönünü değiştirecek ciddi bir şey yok ama biraz gevşeme oldu. Evet. Gevşemesinin yani çok az bir şey, birkaç kuruşluk bir hafif gevşeme yaşanıyor.